Kur'an'da hiçbir günah için, içki, kumar, zina vesaire, faiz için kullanılan Allah ve Resulüne harp ilan etmiştir tabiri kullanılmamıştır. Faiz alan ve veren neden Allah ve Resulüne harp ilan etmiş olur? Şimdi Allah ve Resulüne harp ilanının bir anlamı şöyledir. Toplumun yani kamunun hukukunu korumak Allah'a aittir. İslam'da Allah hakları dediğiniz zaman kamu hukuku anlaşılır. Allah'a ve Resulüne harp ilan etmek demek topluma savaş ilan etmek demektir. Yani arkasından kriz gelecek bir ekonomik faaliyettir. Şimdi şöyle düşünün, ben hep o şeyi örnek veriyorum. Kan dolaşımını kolay anlaşılsın diye. Paranın kendisi ne yenir ne içilir mesela. Ama vücuttaki kan gibi mal ve hizmet dolaşımını sağlar. Yani şöyle, o para olmasa idi şu bardak burada olmazdı. Ve birisi de bu bardağı üretmezdi, buraya getirmezdi. İşte üretmek, getirmek, almak, satmak. Bütün bunlar yapılır da para bunların oluşmasını sağlar. O bakımdan son derece önemlidir. Yani mesela hiç kimse sofraya bir tabak dolar, bir tas Türk lirası, işte birazcık da bir bardak da euro koymaz. Çünkü bu hiç kimsenin işine gelmez. Ama insanlara lazım olan mal ve hizmettir. Bu mal ve hizmetin üretimi içinde para son derece önemlidir. Peki şimdi bu tıpkı vücuttaki kan gibidir. Kanı da iyi biçmezsiniz. Kan da bütün damarlara mal ve hizmet taşır. Ne gibi, nasıl mesela mal ve hizmet taşır? İşte gider bağırsak pazarına, bağırsağı bir mal pazarı olarak kabul edin. Oradan hazmedilmiş gıdaları alır. Tıpkı üretilmiş maddeleri pazardan alıp dağıtmak gibi. Hazmedilmiş gıdaları alır, bütün hücreleri dağıtır. Bir de o hücrelerdeki artıkları alır, getirir, boşaltma organlarına verir. Bir mal dağıtım ve hizmet dağıtım işte. Gider akciğere, oradaki oksijeni alır, bütün vücuda dağıtır. Karbondioksit haline gelmiş olanı da alır, atar. Boşaltma organlarına götürür. Dolayısıyla kan dolaşımı son derece önemlidir. İnsanlar nasıl para üretemezlerse, mesela her türlü mal ve hizmet üretebilirsiniz ama para üretirseniz en büyük suçlu olursunuz, değil mi? Parayı ancak devlet üretir. İnsanlar nasıl para üretemezlerse, hücreler de aynen o şekilde kan üretemezler. Yani kan üreten hücre yoktur ama kanda, kanın üretimine yarayan maddeleri üreten hücreler vardır. O başka bir şey. Kanın kendisini üreten hücre yoktur. Süleyman Bey, doğru mu söylüyorum? Kanın kendisini üreten hücre yoktur. İstersen bak da haftaya yanlışsa düzeltelim. Şimdi, yani ben böyle biliyorum. Şimdi sizden ürettiğiniz bir şeyi isterlerse verebilirsiniz. Ama üretemediğiniz bir şeyi isterlerse veremezsiniz. Dolayısıyla size birisi 100 lira veriyor, bana 101 lira ver diyor. Ya ben 1 lirayı nereden bulacağım ki? Ama birisi dese ki sana 100 lira veriyorum, bundan ürettiğim mal ve hizmetin bütün karını ben istiyorum, verebilirsin. Ya da yarısını istiyorum, gene verebilirsin. Şimdi aynen onun gibi her hücreye kan lazım. O kan olmazsa hücreye ne gıda gelir ne oksijen gelir. Şimdi kalp dese ki o hücrelere, ben size ayda şu kadar kan veririm ama her ay şu kadar miligram bana fazladan kan vereceksiniz. Hücrelerin buna gücü yeter mi? Yetmez. Kansız da yaşayamaz. Ya hemen ölmek var ya da bir ay sonra ölmek var. Hangisini tercih eder? Bir ay sonra ölmeyi, o zaman tamam veririm der. Şimdi o bir miligramı nereden bulacak? Eğer güçlü bir hücre ise komşusundan çalıp verecek kalbe. Böyle bakacaksınız ki komşu hücre kapanmış. Komşular kapanır, biraz sonra da kendisi de kapanır. Artık alacağı bir şey kalmaz ya. Nereden? Mecburen verecek.
Yani alacağı komşu kalmayınca, sömüreceği komşu kalmayınca kendisi de bakarsınız ki bu defa ayaklarım üşümeye başladı, ellerim uyuşuyor, artık hareket edemiyorum dersiniz. O sizden alınan kanda göğüste fazlaca biriktiği için damarlarımız çatlamaya geliyor dersiniz ve vücudun tüm dengesi bozulur. İşte kriz başlar. Kriz. İşte ekonomik kriz de budur. İşte Allah ve Resulü ile harp ne demektir? Artık bu vücut işe yaramaz hale gelir demektir. İşte faiz de ekonomiyi böyle yapar. Bakarsınız ki bir yerde insanlar para bulamadığı için hücrelerin kapanması gibi bütün küçük dükkanlar, küçük köyler, efendim işte küçük şehirler falan filan kapanıyor. Mesela bugün merkezi hükümetten eğer para gitmezse Türkiye'de herhalde 3-5 tane şehir dışında ayakta duracak olan şehir kalmaz. Hepsi kapanır. Ondan sonra da dersiniz ki bankalarda o kadar çok para birikir ki hiçbir işe yaramaz. Çünkü paranın kendisi hiç kimsenin işine yaramaz. O zaman ülkede para şişkinliği var dersiniz. Ne para şişkinliği kardeşim? Millet parasızlıktan kırılıyor. Nedir işte? Bunun adı krizdir. Birisi elindeki biriken parayı kullanamamanın krizi içine girer. Çünkü kullanamadığı takdirde kendisi için sadece yüktür. Öbür tarafta paranın yokluğunun krizi içerisine girer. Tüm sistem alt üst olur. Savaş ne yapar? Savaşta toplumdaki tüm sistemi bozar. Her şeyi alt üst eder. İşte Allahü Teala'nın Allah ve Resulü'yle savaş demesi bu. Tüm sistem bozulur. Tüm sistem alt üst olur. Evet, bugün mesela yapılan Türkiye'de de bu maalesef bu yanlış şeyler yapılıyor da Allah'tan ki fakir fukaraya yardım ediliyor da bunlar fazla hissedilmiyor. Yani o hücrelere teker teker gene bir yardım olmak üzere kanlar gidiyor, hücreler büsbütün ölmüyorlar. Yani şeyde faizin olduğu bir ekonomide krizler kaçınılmazdır. Onun için Allahü Teala tüm yani büyükler küçük olur, küçükler büyür. Bakarsınız ki bugün çok zengin olan bir insan faiz sebebiyle batmış gitmiştir. Hiçbir şey olmayan bir insan o yanlış çarpık ekonomi sebebiyle birdenbire şeyin üzerinde bir çöpün bir suyun üzerinde yükselmesi gibi büyümüş gitmiş dersiniz. O da öyle sağlam bir şey değil. Ayakları üstünde durmuyor ki altındaki o sıvıyı aldıkları zaman o da pat diye düşecektir. Dolayısıyla faizli ekonomide ne zengin şey altındadır, güvence altındadır, ne de fakir. Yani böyle her şeyin alt üst olduğu bir sistemdir. Bizim Müslümanlar olarak bu ayet-i kerimelerden hareketle insanlığa doğru bir ekonomik sistemi önerme görevimiz vardır. Tabi dinleyen olursa. İnsanların da bu işleri dinlememe görevi varmış gibi kaçışlarını hep görüyoruz.